Evet, yani şimdi teşhidin öneminin birçok boyutu var. Yani birden fazla boyutu var. Birinci boyutu Kürtleri ilgilendiren boyutu. Yani Kürt halkı 100 yıllık ulus devletin inkarcı siyasetini, Kürtleri statüsüz bırakmaya çalışan siyasete karşı aslında bir özgürlük mücadelesi yürütüyor. Yani 100 yılı aşkındır bu topraklarda. Cumhuriyet'in ilanından bugüne Kürt sorunu inkar ve ima yöntemleriyle çözülmeye çalıştı ve tarihsel olarak Kürtler bu inkar siyasetini, Kürtleri yok sayan, Kürtleri sömürü altında tutmaya çalışan inkar siyasetine karşı çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Bunun onlarca yıldır bedelini ödüyor. Yani Kürt düzleminde, Kürt sorunu bağlamında baktığımızda Sayın Öcalan'ın Kürt halkının bir önderi olduğu, lideri olduğu gerçeği teşhitle doğrudan ilgili. Yani Kürt meselesine resmi sistem nasıl bakıyor? Devlet aklı nasıl bakıyor? Yani burjuva siyaseti dediğimiz zemin Kürt meselesini nasıl okuyor? İşte inkar temelinde okuyor. Son dönemlerde işte savaş ve işgal politikalarıyla tekrardan Kürt sorunu yok sayan, Kürtlerin kazanımlarını tasfiye etmeye çalışan bir politik yönelimle karşı karşıyayız. Yani buradan ele aldığımızda birinci boyutu elbette ki şu. Kürt halkı Gemlik yürüyüşüyle tekrardan resmi devlet aklına, hem resmi muhalefete, resmi iktidara, aslında düzen içi siyasete, burjuva siyasetine şu mesajı verdi. İstediğiniz kadar gerçekleri örtbas etmeye çalışın, istediğiniz kadar inkar etmeye çalışın ama bizim bir hakikatimiz var, gerçeğimiz var. O hakikat de şudur. Sayın Öcalan Kürt halkının önderidir, lideridir ve aynı zamanda Sayın Öcalan'ın yaklaşım Kürt meselesine yaklaşımdır. Sayın Öcalan tecit altında tutulduğu sürece siz Kürt sorunu çözümsüz bırakmak istiyorsunuz. Tecit eşittir savaştır dedi. Tecit eşittir işgaldir dedi. Bir savaş ve işgal politikalarına geçit vermeyeceğiz dedi. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu da şu. Neden tecit önemli? Kürt meselesi çözümsüz kılındığı sürece, savaş girdabına alındığı sürece ve Kürt savaşı sürekli kılındığı sürece sadece Kürt halkı bu savaş ortamında bedel ödemiyor. Kürt halkının dışında Türkiye'nin ezilen bütün kimlikleri, emekçileri, kadınları, ekolojistleri, doğası, yine gençleri, sosyalistleri, devrimcileri, toplumsal muhalefetteki bütün yapılar aslında bir bütün baktığımızda Kürt'e, Kürt halkına dayatılan bu savaş ve işgal siyasetinin karşısında aslında onlar da zafiyete uğruyor. Onlar da kırıma uğruyor. Onlar da soykırıma uğruyor. Yani bir bütün olarak baktığımızda ikinci boyutu da aslında Kürtlerin dışında iç yaşadığı halkların ezilen kimliklerin savaş siyasetiyle, politikasıyla birlikte bütün kazanımlarının, kimliklerin tasfiyesi söz konusu. Yani iki zemini var. Bu anlamda tecit çok önemli. Yani biz Gemlik yürüyüşünü ele alırken, startını verirken, çağrısını yaparken, örgütlerken ve eylemin içinde bulunurken hep bu bilinçle, bu yaklaşımda olduk. Bir, Kürt sorunu demokratik, barışçıl, toplumsal yöntemlerle çözülmelidir. Yani savaş siyasetine karşı barış siyaseti geliştirilmelidir. Çünkü Sayın Öcalan savaş siyasetine karşı barış siyasetinin yegane aktörüdür. En reel politik çözümleri, toplumsal barış çözümünü, yine demokratik çözüm zeminini ne kafa yoran, bunun için gerçekten emek veren, bedel ödeyen, kendisini aslında İmralı'yı bir direniş adası haline getiren, bir toplumsal barış adası haline getiren, bütün politik formülasyonları aslında sadece siyasete değil, Türkiye halklarına da buradan öneren bir gerçeklikle karşı karşıyayız. O yüzden teşhidin kırılması bizler açısından Kürtlerin statü ve özgürlük mücadelesinin önünün açılması, aynı zamanda Kürtlerle birlikte Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin nefes alması demek. Yani bu savaş girdabı bütün coğrafyayı aslında teslim almaya çalışıyor savaş politikalarıyla. Yani AKP MHP rejimi bugün itibariyle elindeki kendi iktidarını ayakta tutma, kendi bekasını oluşturma hedefiyle elindeki tek ip Kürt savaşı kaldı, tecit siyaseti kaldı. Biz de tecitte ve savaş siyasetine dur demek istiyoruz. Aslında yani Gemlik yürüyüşü bir yönüyle savaştan yana olanlara karşı bir barış hareketiydi. Peki Halkların Demokratik Kongresi ile birlikte yürüyen sosyalist devrimci örgütlerin bugüne kadar Kürt sorununa yaklaşımda bir değişiklik yok. Yani zaten bunun bedelini yıllarca ödediler. Yani bunu çok rahatlıkla söylemek zorundayız. İşte Suruç katliamı, Ankara katliamı sadece yakın tarihimize baktığımızda. Yani Kürt meselesini Türkiye'nin demokratikleşme meselesinin içinde bir mihenk taşı olarak gören, kader tayin edici bir merkez olarak gören bir okumayı Türkiye'nin sosyalistleri, devrimcileri uzun süredir yapıyor. Zaten bunun bedelini de fazlasıyla ödediler. Yani bizler açısından yeni bir durum yok ama özellikle tecit eylemi bağlamında yani Sayın Öcalan'a dönük tecit ve işkence sistemine dönük
politikalara karşıtlık bağlamında son Gemlik yürüyüşü önceki dönem itirazlarının çok çok daha üstünde bir çoklu fotoğraf bizlere verdi. Bu da aslında Halkların Demokratik Kongresi'nin ve partisinin fikriyatının ne kadar çok toplumsallaştığını, siyasal örgütler nezdinde ne kadar çok kabul gördüğünün büyüdüğünde göstergesi. Zaten devletin korktuğu da bu. Dikkat edecek olursanız bütün saldırıları bu çoklu fotoğrafı berhava etmek üzerine, tasfiye etmek üzerinden kurgulayan bir devlet aklıyla, bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Yani AKP, MHP faşizminin en çok korktuğu şey de o. Çünkü bilmekteyiz ki yani Kürt sorunu sadece Kürtlerin muhataplığında değil, Türkiye halklarının muhataplığında toplumsal rıza ürettiği sürece, yani Türkiye halkları, Türkiye toplumu bir bütün olarak Kürt sorunun demokratik çözümünden yana tavır aldığı sürece, bu tekçi devlet aygıtının homojenleştirici, inkarcı, faşizan politikaların hepsi tasfiye edilecek. Korktukları bu. Yani Halkların Demokratik Kongresi'nin de Kürt sorunu okumasının temel zemini de bu. Yani Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da Kürt sorunun demokratik çözümünün toplumsal muhataplığını büyüttüğümüz oranda biz devleti, devlet aklını tecrit edeceğiz. Yani Türkiye'nin emekçileri, sosyalistleri, Kürtleri, Alevileri tecrit edilmeyecek. Tam tersine bu çözüm aklı toplumsallaştıkça, toplumda kök saldıkça, taraftar buldukça, destekçi buldukça, yoldaş buldukça aslında devletin kendisi, iktidarın kendisi teşkil edilecek ve aslında esas korkuları buydu. Bu korkunun kaynağından kaynaklı zaten. Yani bu korkunun yani temel şeyi de zaten dışa vurumu da Kadıköy'deki saldırılardı. Yani böyle buradan baktığımızda Halkların Demokratik Kongresi'nin Gemlik okuması, tecrit okuması, Kürt sorunu okuması tam da üçüncü yol okuması. Yani biz hakikat zemininde hareket etmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Yani hakikat nedir? Bu memlekette, bu topraklarda tarihsel bir Kürt sorunu var. Bu sorun çözümsüz kılındığı sürece, çözümsüzlük aralığında bırakıldığı sürece Türkiye halkları, emekçileri, kadınları, yoksulları kaybediyor. İşte savaş yoksulluğu derinleştiriyor, savaş doğa talanını derinleştiriyor. İşte aslında Halkların Demokratik Kongresi'ne dönük saldırıların temelinde de bu okuma var. Yani biz hakikatin çığlığını dile getiriyoruz. Gerçeğin dilini ve eylemini geliştirmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarındaki direnişlere bakın, emekçilerin direnişlerine bakın, dün işte Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki emekçilerin direnişine bakın, kadınların direnişine bakın, yine Karadeniz'de HES'e karşı mücadele yürütenlerin direnişine bakın, Ege'deki direnişlere bakın, bir bütün olarak coğrafyadaki emek, kadın, ekolojik direnişlerin hepsine bakın. Aslında bütün bunların hepsi AKP ve MHP'nin devletçi, iktidarcı, milliyetçi ve faşizan politikalarına karşı bir şey, yani itiraz. Yani aslında burada şunu da tespit etmek zorundayız. Elbette ki AKP, MHP rejimi kendisini ayakta tutmak için ülkeyi savaşa sürüklüyor. Emperyal politikalarla ülkeyi içinden çıkılmaz bir savaş girdabının içerisine alıyor. Öte yandan gerçekten sermaye ile uyumlu bir şekilde, küresel sermaye ve ulusal sermaye ile uyumlu bir şekilde neoliberal politikaların devamcısı olarak doğamızı talan ediyor, yaşam alanlarımızı talan ediyor. Her bir kenti artık beton kent haline getirdi. Kendi tabirle her geçen gün aslında her kenti ihanet etmeye başladılar. Bütün canlı dünyasını ihanet etmeye çalıştılar. Hepsi iktidarını ayakta tutmak için. Ama bunun karşısında demokratik ilke ve programı olmayan bir muhalefet var diyoruz. İşte biz Halkların Demokratik Kongresi olarak gerek Kürt sorununa yaklaşımda, gerek emek sorununa, gerek inançlar sorununa, gerek doğa talanına yaklaşımızda, gerek kadın meselesine yaklaşımızın hepsinde bir üçüncü yol okuması var. Yani devletten azade, tekçilikten azade, yalıtık, çoklu, birleşik, kendisini ittifak haline gelmiş ve kendi yaşamını kendi eline almış, kendi sorunları kendisini çözen bir programla, bir hedefle, bir politik hedefle kendimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ve bu açık söyleyelim karşılık buldukça, toplumsallaştıkça devleti yönetenleri korkutan bir şey. Saldırıların kaynağından da bu korkunun yattığını düşünüyoruz. Öz itibariyle Gemlik yürüyüşü bir üçüncü yol yürüyüşüdür. Resmi bütün, yani muhalefette olsun iktidarda olsun, resmi bütün okumalara tarihsel, ideolojik, sınıfsal, toplumsal, kültürel bir itirazdır. Üçüncü yol itirazıdır, üçüncü yol yürüyüşüdür. Yani gerçeğin dili ve eylemi derken kastettiğimiz odur. Bakın. Gemlik yürüyüşünden sonra ortaya çıkan fotoğraflarla birlikte iktidarından muhalefete resmi sistemin içerisinde olan bütün güçler bir koro halinde bu yürüyüşe hedef gösterdi. Terörize etmeye çalıştı. Ama biz ne dedik? Siz yasa dışına çıkmış bir devletsiniz artık. Siz hukuk dışına çıkmış bir iktidarsınız. Sizin İmralı'da hukuk dışına çıkmış iktidar gerçeğinin karşısında muhalefet
hukuk dışına çıkmış iktidarı hukuka davet etmiyor. İşte ana muhalefet partisi diye adlandırılan CHP'ye sesleniyoruz. İmralı'da hukuk askıya alındı. 23 yıldır, 24 yıldır İmralı'da hukuk kara deliktir. Bu hukuki kara deliğe karşı bir itirazınız olmazsa AKP bu hukuki kara deliği İmralı'nın dışına taşırıp bütün coğrafyaya, bütün Türkiye'ye bir politik kara delik dayatır. Ve şu anda yaşadığımız İmralı'da ortaya çıkan hukuki kara deliğin toplumsal olarak ülke çapında politik kara deliğe dönüşmesidir. Savaş siyasetine teslim alınmasıdır. Siz oradaki hukuksuzluğa itiraz etmediğiniz sürece AKP'nin faşizan politikalarına, soykırımcı politikalarına karşı da göğüs geremezsiniz. AKP'ye karşı yürüttüğünüz mücadele sadece bir iktidar değişiminden ibaret olur. Yani Gemlik yürüyüşü yasa dışına çıkmış, korsan rejim haline gelmiş AKP-MHP rejimini yasaya, hukuka saygılı olmaya davet yürüyüşüdür. Hukuka davet yürüyüşüdür. Bunun karşısında AKP'ye destek mesajları veren, AKP ile benzer konuşan muhalefete de şunu söylemek lazım. İşte hukuk dışı zemin sadece iktidarı çürütmez, sizi de çürütür, toplumu da çürütür. Bugün itibariyle devlet, kolluk gücü, siyaset, sistem içi siyaset, burjuva siyasetinin hepsi bu hukuk dışı zemin içerisinde çeteleşmeye yüz tutmuş, çürümeye yüz tutmuş, yozlaşmaya yüz tutmuş. Bu yozlaşma ve çürüme sadece siyasete sınırlı kalmamış. Toplumun her alanını çürütmeye başlamış. Öcalan gerçeği bu ülkede bir gerçek ve hakikat. Her fırsatta söylüyoruz. Öcalan hem fikirleriyle hem önerileriyle, yoğunlaşmalarıyla bu ülkede demokratik cumhuriyet perspektifinin en büyük temsilcisi. Bu çok net. Son Oslo çözüm süreciyle İmralı çözüm sürecini bile ele aldığınızda devleti yönetenlerden daha fazla ülkenin demokratik geleceğine kafa yormuş. Sadece Kürt meselesinin çözümü değil, Kürt meselesinin çözümüyle birlikte işçilerin, emekçilerin, kadınların, doğanın hakkını savunan, bir bütün olarak bütün bu başlıkları diyalektik bir sentezle ele alan ve bir demokrasi programıyla toplumun huzuruna çıkan bir Öcalan gerçekliğinden bahsediyoruz. Şimdi böylesine demokratik ilke ve programlara sahip, yoğunlaşmış, kendi tabirle hani bir haftada çözeriz bu sorunu diyen bir insan karşısında nasıl politik temsiliyetler var? Gerçekten ne yapacağını bilen, yaklaşımları net bir aktör karşısında çözümsüzlükle ısrar eden, kafası karışık, kendi içinde iktidar savaşına girmiş, artık hani kendi siyasal aurasını bile yönetmekten aciz kesimlerin elbette ki korkmasını bekliyoruz. Korksunlar da. Öcalan'a gönül vermiş, onunla manevi bağ kurmuş, politik bağ kurmuş, bilimsel bağ kurmuş, ideolojik bağ kurmuş. Milyonları, Türkiye ve Türkiye sınırları içerisindeki milyonları siz hesaba katmak zorundasınız. Bu bir toplumsal ve politik hakikat. Ya öncelikle mesaj şu, gerçekten az önce de söyledim. Bakın Gemlik yürüyüşünden 2 gün önce 775 avukat, Türkiye'nin çeşitli barolarına bağlı faaliyet yürüten 775 avukat Sayın Öcalan'la avukat görüşmesi yapmak için başvuru yaptı. Bu başvuruya halen cevap yok. Şimdi 775 avukatın kendi müvekkiliyle görüşmesi için yapılan toplu başvuruyu ne muhalefet ne iktidar görmezden geliyor. Ama şunu yapmamız lazım. Yani hani Gemlik yürüyüşü özellikle Kadıköy'de ortaya çıkan fotoğraf Türkiye'de sosyalistlere, devrimcilere, Kürt hareketine başka görevler yükledi. Yani halklar, Kürtler gerçekten alan açıldığında, fırsat bulduğunda kendi değerlerini nasıl sahipleneceğini gösterdi. Aslında kendi gündemini kendisi belirledi. Yani onca yalan siyasetine, talan siyasetine, gasp siyasetine karşı halklar olduğu yerde duruyor. Sabittir. Aslında bu bizim için çok ciddi bir kazanımdır. Son AKP'nin son yıllardaki çöktürme planı üzerinden uyguladıklarına bakın. Yani bu kadar baskı rejimi içinde, bu kadar gerçekten soluksuz yönelimlerin, her gün siyasal soykırım operasyonlarının olduğu, askeri saldırılarının olduğu, özel savaş saldırılarının olduğu bir dönemde halklar hala kendi değerlerine son derece cesur, net, yalın bir şekilde sahip çıkıyorsa Türkiye'deki toplumsal muhalefet, başta biz, Halkların Demokratik Kongresi ve Partisi bir gerçeği görmek zorunda. Biz
bu değerleri, bu hareketliliği, bu ifadeyi, bu iradeyi daha fazla toplumsallaştırmak zorundayız.